Evet arkadaşlar, bugün NoX Power'a, C5 Mobile X Power'a e-mail ve yazılım atacağız. Şimdi hemen öncelikle dosyaları tanıtalım. Sürücü dosyası, yazılım atma ara yazılım ve e-mail atabilmeniz için Serial Writer programını paylaşacağım sizlerle. ROM dosyası ve bütün gerekli yazılımları videonun altında sizlerle paylaşacağım. Smartphone Flash Tools'u, SP Flash Tools diye geçer bu yazılım. Bunu masa üstüne çıkarmanız gerekiyor. Yazılımı da masa üstüne çıkarmanız gerekiyor, ROM dosyasını. Daha sonra çalıştırdığınızda SP Flash Tools'u şurada Scatter file'ı choose dediğinizde indirdiğiniz ROM dosyasının içindeki text dosyasını göstereceksiniz. Böyle yaparsanız yazılımın nasıl atılacağını programa tanıtmış oluyorsunuz. Burada iki tane handicap'ımız var. Firmware upgrade dediğiniz zaman veya download only dediğiniz zaman cihazın e-maili silinmez. Firmware upgrade yaparsanız yine e-mail silinmez, yazılımlarınız silinmez. Yani daha sonra yüklediğiniz yazılımlarınız silinmez. Üstüne yazılımı günceller. Format al ve download yaparsanız şurası. Yaparsanız tüm yazılım fabrikadan size gelmiş gibi geldiği hale döner. Format all dediğimiz zaman e-mail de silinir arkadaşlar. E-mailinizi sildiği zaman telefonla arama yapamazsınız. O yüzden telefonunuzun sim kart yuvasının hemen üstünde yazan e-mail veya kutunuzun üstünde yazan iki tane e-mail numaranız var. Bu iki numarayı şu Serial NoWriter programıyla ayarlar bu şekilde olacak arkadaşlar. Sadece burada Write Options'ta e-mail seçili. Dual e-mail şu 3 tik olacak arkadaşlar. Daha sonra MD1 kısmında yazılım dosyanızın içindeki DB dosyasını seçeceksiniz arkadaşlar. C5X Final'ın içinde database dosyası var. Ben size paylaşmak için buraya da attım. MDDB bunu seçiyorsunuz arkadaşlar, birin bir numaraya. AP'ye ise aynı yerdeki AP yazanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve save diyorsunuz. Bu e-mail atmak için arkadaşlar. Sonra start deyip oraya geleceğiz şimdi. Şimdi telefonumuza başlayarak e-mail atalım arkadaşlar. Yazılım atalım arkadaşlar. Telefonumuz burada. X Power. Kapalı konumda arkadaşlar. Telefon kapalı şu anda. Açık değil. Evet, açık değil. Kapalı. Kapalı haldeyken ben her şey silinsin istiyorum. Siz her şey silinmesini istiyorsanız bu unutulmuş Google şifrelerini de temizler arkadaşlar. Bu unutulmuş Google şifresini de, yani FRP'yi de kaldırır. Format all diyorum. Ve download tuşuna basıyorum. Bundan önce sizin yapmanız gereken şu işlem var. Windows 10 kullanıyorsanız Windows 10 sürücüsünü yüklemeniz gerekiyor ve bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor. Bunları sizinle paylaşacağım. Windows 7 kullanıyorsanız Windows 7 sürücüsünü sizinle paylaşacağım. Bunları kurup bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bu sürücü işlemlerini tanıttığınızı varsayarak programı format ala getirip buradan da scatter dosyamı seçerek indirdiğiniz ROM dosyasının içinde olacak bu dosya. Seçtim. Hepsi seçili halde gördüğünüz gibi. Download butonuna basıyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. USB kablomu X Power'ın, şimdi göreceksiniz. X Power'ın USB soketine takacağım.
Evet arkadaşlar. Taktım. Böyle bir kırmızı işlem olarak. Download'dan sonra format atacak telefona. Sonra download işlemi çok kısa. Şu an telefona format atılıyor ve içindeki yazılım güncelleniyor. Telefonu sizin açmanız gerekmiyor. Evet arkadaşlar, bu işlemler sorunsuz bu şekilde okey aldığınız zaman telefonunuzda donanımsal bir problem olmuyor. Herhangi bir donanımsal bir problem varsa bu işlemi yapamazsınız. Ama dediğim gibi sürücüleri yüklemeniz gerekiyor. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi e-mail atmaya geçelim. Telefonun USB kablosunu bir kez çıkartıyorsunuz. Hiç telefonu açmanıza gerek yok. Tekrar takıyoruz. Tabi şimdi takmayalım. E-mail programını çalıştırdım arkadaşlar. Bahsettiğim gibi buradan e-mail seçili, dual e-mail seçili, MDB dosyalarını ROM dosyasının içinden MD'yi, AP'yi de AP'yi seçiyorsunuz. Save dedik. Sonra start diyoruz arkadaşlar. Buraya e-mailimizi yazıyoruz. 15 rakam olması zorunlu. Cihazınızın dediğim gibi sim kart yatağının üstündeki iki tane e-mail yazıyor. O iki e-mail numarasını buraya yazmanız gerekiyor. Ben sallayacağım 353. Şimdi arkadaşlar kopyalıyorum. Burayı kopyalayalım. Ben siz kopyalamıyorsunuz. Siz alttaki e-maili yazacaksınız. Buraya da. Sonra sizin buraya normal e-maillerinizi, e-mail numaralarınızı yazdığınızı varsayarak OK'ya basıyorum. Sonra USB kablosunu PC'ye takıyorum. Bilgisayar görüyor. Searching preloader'dan sonra handshake çıkacak. Karnel.com handshake. Bekliyoruz. Her şey düzgün yapılmışsa bu işlem MD Modem Database'e geçecek. Start switch to MD Database. Modem Database'e. Ve All Operations Success diyecek. Ve e-mail atma işleminiz de bitmiş olacak arkadaşlar. Telefonunuz USB kablosunu çıkartıp çalıştırabilirsiniz. Artık e-mailiniz ve her şeyiniz tamam halde olmuş olacak. Çıkardım. Ben alt kasayı çıkardığım için siz çıkarmanıza hiç gerek yok. Evet, çalıştıralım bakalım. Şarjı bitti herhalde. Tamam, problem yok. Ha yok, açıldı, tamam. Evet arkadaşlar. Bu işlem biraz uzun sürüyor. İlk açılış. Biraz bekliyorsunuz. 1,5 dakika kadar veya 2 dakika kadar bekledikten sonra cihazınız açılacak, merak etmeyin. Açıldıktan sonra 0 ilk almış halinizde, fabrikadan çıkmış, sizin bayiden ilk aldığınız şekilde kullanmaya devam edeceksiniz.